그 소리 말이야. 어? 아니, 아니, 이래, 이래, 아니, 이래, 아니, 이래, 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 아니, 이래, 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 자, dünyalar iyisi kocam öldü. Ben bu genç yaşımda dul kaldım. Çocuk var mı kadın? Çocuk, çocuk. Yok hocam, zavallının ömrü yetmedi ki. Kadın, senin durumun birçoklarından iyi valla. Otur kalk, Allah'ına şükür et. Ölen kocanın mirası var mıydı peki? Nerede kocamın mirası? Çok fakirdik. Bilirsin hocam, bir kadın dul kalınca hemen konu komşuda dedikodular başlar. İnsanoğlu işte, meraktan da olsa yalancıktan da konuşur. Ağızlarında fermuar olmaz ki, kapatasın, susturasın. Nasrettin Hoca, ben de dedikodulardan korunmak için komşuların ısrarı üstüne karısı ölmüş, hali vakti yerinde olan bir adama vardım. Karısı oldum. Ne güzel, ne güzel. Derdin ne kadın, sen onu söyle. Hikayetin var hoca dedin. Konuşuyorsun da konuşuyorsun. Ben bu anlattıklarında kötü bir şey görmedim. İşte hocam, asıl meseleye geliyorum. Gel meseleye gel, gel. Çok da geç kalmadan meseleye gel be kadın. Allah Allah. Şimdiki kocam hep ölmüş karısını sayıklıyor. Hep övüyor, beni hiç övmüyor. Varsa yoksa hep ölmüş karısına dövünüyor. Hep eski karısını hatırlatıyor bana. Demek ki rahmetli eski karısını çok sevmiş de ondan unutamıyor. Bunda ne var kadın? Nasrettin Hoca, şimdiki kocam ölmüş karısını sayıkladığında iyi oluyor da ben ölmüş kocamın meziyetlerini övdüğümde neden arandım? Peki neden böyle olunca şimdiki kocam öfkelendi? Kadın sen şimdi burada dur. Ne demişler?
portakal orada kal. Şimdiki kocan öfkelenmek de haklıdır. Neden haklı olsun ki? Rahmetli dünyalar iyisiydi. Kimseleri incitmezdi. O ölmüş karısını istiyorsa ben de ölmüş kocamı isterim hocam. Kadın lafı uzatma. El insaf bir yatağa dört kişi sığamaz. Git bunu ölmüş kocana değil, şimdiki kocana anlat. Böylece meseleniz kökünden hallolur. Hadi kalk, kalk git de kocanı sevindir, müjdeyi ver. Ne müjdesi Nasrettin Hoca? Ya işte anla, yakında bir çocuğunuz olacak. Baba oluyorsun de, bu iyiliğimi de unutma. Hadi güle güle git. Ben de eşeğimle tarlaya çalışmaya, odun toplamaya gideceğim. Daha çok işim var. Ne bu surat hanım? Yüzünden düşen bin parça. Hoca Nasrettin düğünden gelmiyor. Kim cenaze evinden çıkarken gülecek, eğlenecek ha? Hatun öyle deme. Ben senin düğün evinden geldiğin zamanı da bilirim. Neyse, ben geç kalmadan tarlaya çalışmaya gitmeliyim. Aman aman aman. Yok, bak. Allah Allah. Hay Allah Allah. Gene yiyeceği unutmuşum evde yahu. Çüş, uzun kulaklı arkadaşım, çüş! Bana bak, burada uslu usludur. Sakın inat edip de bir taraflara gitmeye kalkma, tamam mı? Ha? Ben şuradan birazcık azık alayım. Nerede ne var? Hadi! Sakın bir tarafa gitme ha! Aman 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 şu güzellere bak. Şu domateslere bak. Aman 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 şu mısırlara bak yahu. Aman aman. Vay maşallah. Aman aman aman. Maşallah. Şu domateslerden de biraz topladım. Kimse yok değil mi? Güzel. Bizim hatuna yemek çıktı. Aman şu güzellere bak. Pek de güzelmiş yahu. Aman 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 şu güzellere bak. Maşallah, maşallah. Uy. Hayırdır hoca, tarlamda ne ararsın ha? Şey, hani dün gece fırtına çıktı ya. Fırtına mı? Dün gece mi? Sen tabii böyle pıs pıs uyurken farkına varmadın. Neyse, söyle bakalım. Şu domatesleri, salatalıkları kim kopardı? Bak anlatayım. Fırtına koptuğunda ben yoldaydım. Bir yerlere tutunmak istedim. Ama sürükleyip duruyordu. Neye tutunduysam elimde kaldı. Bu yüzden de istemeyerek de olsa bunları koparmışım. Hadi diyelim buna da bir bahane uydurdun. Ya bu domatesleri, salataları kim cebine doldurdu? Ya tam da lafı evelemeden gelişine sokuverdin ama... Ben de düşünüyordum şimdi, bu güzelim domatesleri, salatalıkları hangi utanmaz, ne vakit cebime sokmuş, Allah Allah! Pes doğrusu! Çok hırsız gördüm ama bu kadar pişkinliği de görmedim yani, Allah Allah!
Aman benim. Ulan uzun kulaklı arkadaşım. Gene kaçtın be. Nereye gittin ha? Allah Allah. Allah Allah. Arada bul şimdi. Arada bul şimdi. Tövbe estağfurullah. Kara kaçan. Çayırda buldum seni. Ellere vermem seni. Kendime aldım seni. Çayırda buldum seni. Sineme sarsam seni. Hoca bu ne sevinç? Bu ne neşe? Bayram değil, seyran değil. Düğün hiç değil. Hayırdır? Be adam, eşeğimi kaybetmişim, onu arıyorum. Böyle türkü okuyarak kaybolan eşek aranır mı ya? Bu tepenin arkasına daha baktıktan sonra eşeğimi bulamazsam, asıl kıyamet o zaman kopacak. Sen o zaman seyret kıyameti. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Allah Allah. Ne kendime alsam seni, sineme. Aman aman, şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Şeytan aldı götürdü, kara kaçan neredesin? Ulan neredesin eşoğlu eşek? Ulan bu eşeğin inadı bana çekmiş. Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Satamadan getirdi, kara kaçan! Allah Allah. Hocam burada tek başına ne yapıyorsun böyle he? Ya sorma komşu, eşeğim buradaydı. İnler cinler alıp götürmüş de. Hocam buralarda in cin ne gezer? Senin eşeğini ben gördüm. Yapma yahu, nerede gördün? Bu tarafa doğru gidiyordu. Aa, iyi o zaman, sağ ol komşu. Hocam. He. Yanlış yere gidiyorsun. Neden? Eşeğin o tarafta değil, bu tarafta dedim sana. Yahu sen benim eşeğimi benden iyi mi tanıyacaksın? Benim eşeğim inatçıdır. Olsa olsa ters tarafa gider yahu. Allah Allah. Ulan kara kaçan, ulan eşoğlu eşek seni. Nerelerdeydin sen bakayım? He, benden kaçarsın ha? Şimdi ben sana gösteririm gününü. Gel bakayım buraya. Sen bir daha kaçacak mısın ha? Beni bırakıp gidecek misin? Ha? Ne zaman ben seni arasam sen ortalıkta olmuyorsun kara kaçan. Hadi yürü bakalım. Komşu, kolay gelsin. Ev işlerinin kolayı mı var komşu? Çalış, çabala bitmez. Hı, haklısın komşu. Ben de çamaşırlarımı yıkadım. Gittim, ipim yetmedi. İpinizi verir misiniz? İp boş değil komşu. İp boş komşu, ben görüyorum. Canım komşum, ip boş değil. Görmüyor musun? Üstüne un serilmiş. Komşu, amma da yaptın. Hiç ipe un serilir mi? Vallahi ben de inanmazdım. Ama bu Nasrettin Hoca işte. Odun toplamaya gitmeden ipe un sermiş. Ben de bu yüzden çamaşırlarımı yıkayamadım. Thank you.
Nasrettin Hoca, haberin var mı? Haberim olmaz ama eşeğimin yerinde olduğunu görüyorum komşu. Ben bir yolculuğa çıkıyorum. Selametle git, selametle gel. Bu yolculuğum uzunca süreceği için karımla çocuklarımı beraber alıp almamak konusunda bir türlü karara varamıyorum. Onları bırakıp nasıl gideyim? Beraberinde götür öyleyse. Lakin yol zahmetli. Çocuklar daha çok küçük. Bırak öyleyse. Bırakıp gideceğim de aklım burada kalacak. Onları düşünüyorsan onları da götür. Yolun zahmeti bir tarafa, gideceğim yerde bunlarla mı uğraşacağım, işimle mi uğraşacağım? Çok külfetli olacak bu iş. Anlaşıldı, bırak. Bırak demek kolay. Bilirsin ki burada hiç akraba ve yakınım yok. Çocuklar beni çok severler. Bensiz yapamazlar. Götür öyleyse. Götürmek çok zor olacak hoca. Allah vermesin, yolda hastalanabilirler de bu yolculuğa nasıl dayanabilirler bunlar? Bırak bir adam, öyleyse bırak. Ama hastalığın insanı ne zaman nerede yakalayacağı da belli olmaz ki. Aklım fikrim burada kalacak benim. Öyleyse götür. Evet ama. Öyleyse bırak. Doğru söylüyorsun ama. Ya öyleyse götür. Komşu, senin kararsızlığını biliyorum. Durumunu da anlıyorum. Bir türlü karar veremiyorsun. Ama benim de işim gücüm var. Ya çocuklarını bırak ya da benim yakamı bırak yahu. Allah Allah. Acaba nasıl etsem? Yine senin dediğin gibi çocukları bırakıp da gitsem iyi olacak evet, galiba. Estağfurullah. Git ya, git adam, git. Hadi Allah Allah, Allah Allah. Yahu bana kafayı oynatacaklar. Git adam. Yürü kara kaçan. Tamam tamam, anlaşıldı. Yine Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yapacağım. Çocukları bırakacağım ve gideceğim. En iyisi bu vallahi. Yürü be eşek, yürü. Hadi hadi, yürü. Koy. Hadi. Yürü! Ah, ay, Gül Çiçek Hatun, bugün çok yoruldum. Anlatsam bir hafta sürer. Neyse, uzun kulaklı arkadaşımı cezalandırıyorum. İnadından vazgeçene kadar yem vermeyeceğim. Aklı başına gelene kadar sürünsün. Nasrettin Hoca, ben seni bilmez miyim? Birazdan fikrin değişir. Eşeğe git yem ver diyeceksin. Ben yorgunum. Hem eşeğe yem vermek senin görevin değil mi? Yahu bugün sen versen ne olur? Ben vermem, sen ver. İyi ama hatun, sen zoti, ben zoti. Kim verecek bu hayvana oti? Kolay gelsin Nasrettin Hoca. Kolaysa başına gelsin. Nasrettin Hocam, adaletine güvendik, huzuruna geldik. Biz çözemedik. Sen bu köyün kadısısın. Ne olur şu bizim çözemediğimiz meseleyi çöz Nasrettin Hoca. Meseleniz nedir? Kavga mı ettiniz? Yoksa borç ödemesi mi vardır? Değil hocam, değil. Bu adam kahveci dükkanında kahve dövüyor. Ben de karşısına geçtim. Diye kendisine uzaktan kuvvet verdim. Akşam oldu. Dükkan sahibinden kahveyi dövmenin ücretini aldı. Ben de yanına yaklaştım. Bana hakkımı ver usta dedim. Oralı bile olmadı. Evet, kahveyi o dövdü ama ben de durmadan kendisine kuvvet verdim. Şimdi bu ücrette benim de hakkım yok mu Nasrettin Hoca? Sen ne dersin bu iddiaya adam? Evet, ben kahveyi döverken o da karşıma geçmiş hınk 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 dedi ama bunu kendisinden ben istemedim ki. Kendisi yaptı. Bu iş için kaç para aldın be adam? Aldığın parayı ver bana. duydun mu? Sen al bu paralarını. Bunlar da senin hakkındır. Sen de paranın verdiği sesleri duydun değil mi? Duydum. Ha,
İşte o sesler de senin hakkındır. Şimdi gidin bakalım evlerinize. Ama... Hadi, hadi selamet, hadi. Hadi, hadi, hadi. Oğlum, ne yapasın bu dünya? Allah Allah. Oh. Aman. Hoca Nasrettin, gene aklına ne geldi de böyle düşünüyorsun? Gülçiçek Hatun, neden bana bazen çok akıllı olduğumu söylersin bilir misin? Bilmiyorum, neden? Ben Akşehir Gölü'nde yakaladığımız balıkların sadece başlarını yerim de ondan. Hoca Nasrettin, balığın başını yemekle akıl arasında ne ilgi var? Bilmez misin Gülçiçek Hatun, balığın beyni cevherdir. Gözleri de öyledir, kulakları da. Kulağı yiyenin de kulağı en ufak sesleri duyar. Dilini yiyenin sesi de bülbül sesine döner. Ama ne varsa beyninde var. En budala insan bile balık beynini yedi mi hemen akıllanır. Akıllıysa aklı bir kat daha akıllanır. Ayrıca balığın beyni kalbe iyi gelir. Ya. Nasrettin Hoca, düşündüm de madem balığın başında bu kadar yararlı şeyler varken... Bari ben yiyeyim. Bilirsin, arada bir unutkanlığım var. Faydası olur. Vallahi faydası olur hatun. Balığı sen ye, başını bana bırak. Al bakalım. Ya hoca Nasrettin, ben bu balığın beynini, kulağını, dilini göremiyorum. İyi ama sen güzelce karnını doyurdun. Bense yemek için bir iki kırıntıdan başka bir şey bulamadım. Bu ne iştir? Ben sana balık başı yemenin insanı akıllandırdığını söylememiş miydim? Bak. Ancak bir iki kırıntısını yemiş olduğun halde nasıl da akıllanmaya başladın? Amanın. Yoksa bu hatıra bir şey mi oldu da haberi yok? Allah Allah, Allah Allah. Hatun. Hatun. Allah Allah. Hatun! Yahu. Allah Allah. Gitti benim hatun. Gitti. Hatun! Yarın hava iyi olursa tarlaya çift sürmeye gideceğim. Eğer yağmur olursa daha odun toplamaya gideceğim. İnşallah de hoca, inşallah. Gülçiçek Hatun, balığın kerametine konuşuyorsun demek ha? Kendi aklında benim işlerime karışma. İki ihtimal var. Hava ya yağmurlu ya da açık olacak. Ben de ya tarlaya gideceğim ya da dağa. Sen gene de inşallah de Nasrettin Hoca, inşallah de. Demiyorum işte, demeyeceğim. Ha? Ne var demeyeceğim. Allah Allah. Thank you.
De. De. Ben. Hadi. De. De. İhtiyar, Konya'ya nereden gidelim? Konya'ya mı? Bu taraftan gideceksiniz. Hangi yol? Bu taraf mı, o taraf mı? Buradan, buradan. Önce Konya'nın Hanyası'nı göreceksiniz. Sonra da Konya'ya varacaksınız. Canını seviyorsan dediklerimizi yap. Yoksa senin için hiç iyi olmaz ihtiyar. Bizim harami olduğumuzu sakın unutma. Hadi! Ne yapıyorsun ya? Bırak beni! Bırak! Bırak be adam! Bırak dedim! Bırak! Bırak beni! Hadi. Yürü. Yürü bakalım. Göreceksin Anya'yı Konya. Hadi vurma sana ya. Allah Allah. Hadi, vurma dedim ya. Vurma. Hadi. Vurma adam, vurma dedim sana yahu. Çüş, çüş, çüş. Bu ihtiyarı bırakalım artık. Neden bırakacakmışız? Ölüsü de, dirisi de para etmez bunun. Doğru ya, eşek de para etmez. Eşeği de para etmez. Etmez, etmez. Bırakalım, bırakalım. Bırakın. Hadi, yürü. Gidelim buradan. Ya ben bugün tarlaya mı gidecektim yoksa odun toplamaya mı gidecektim? Unuttum yahu. Kafa mı kaldı bende? Gel bakalım Karakaşan. Of 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 aman. Amanın aman 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 aman. Ay 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 ay. Kim o? Aç karıcığım. İnşallah ben geldim. Bu ne hal Nasrettin Hoca? Kiminle kavga ettin? Kimseyle kavga ettiğim yok hatun. Tarlaya çalışmaya giderken haramilerle karşılaştım. Ama uzun kulaklı eşeğimle canımızı zor kurtardık. Vah vah! Ne hale gelmiş. Korkudan ayakları titriyor eşeğin. Soğan, sarımsak satıyorum. Soğan satıyorum. Sarımsak satıyorum. Aman ha hatun, bakkal geliyor. Ben evde yokum, tamam? Sal gitsin, sal gitsin. Nasrettin Hoca evde yok mu? Nasrettin Hoca daha eve gelmedi, yok. Bana evine gelmiş olduğunu söylediler. Başka yere uğramış olacak. Ne zaman Nasrettin Hoca gelecek? Bilirsiniz bana borcu var. Epey zaman oldu ödeyemedi daha. Ne zaman geleceğini bilmem adam. Bugün belki hiç gelmez.
İyi ama bizim alacak ne olacak? Kaçıncı seferdir geliyorum. Elbette ödeyecek. Nasrettin Hoca evde yok diyorsun ama eşeği burada ne arar? Eşeğin bugün dinlenme günü. Hoca Nasrettin yaya gitti. Peki Nasrettin Hoca ne zaman nasıl borcunu ödeyecek bana? Evimizin önündeki yolu görüyorsun. Yola diken dikecek. Dikenler büyüdükten sonra kapımızın önünden geçecek olan koyunların tüyleri bu dikenlere takılacak tabii. Biz de bunları toplayacağız. Birikecek olan ipleri eğirip ben yün yapacağım. Hoca Nasrettin de bunları pazarda satacak. Böylelikle sana olan borcumuzu da ödeyeceğiz. Seni köfte hor seni. Peşin parayı duyunca nasıl da kıs kıs gülersin değil mi? Hani hoca evde yoktun? Yoktun. Pazardan daha yeni geldim. Arka kapıdan girdim eve. Hoca, hemen borcunu ödemeni istiyorum. Borcunu hemen ödemelisin. Hep beni oyalıyorsun. Para zındık. Unutmayasın ki ben bu köyün kadısıyım. Gün olur, harman olur. Gün olur, gelirsin bana düşersin. Onu unutma. Gülçiçek de sana nasıl ödeyeceğimizi anlattı. Ona uyacaksın. Hoca efendi. Kimsin sen yahu? Ne istiyorsun? Bu bakkaldan şikayetçiyim hoca efendi. Sen bu bakkalı tanır mısın? Peki bakkal efendi sen bu adamı tanır mısın? Tanıyorum. Benim iyi müşterilerimden biridir. Ama şikayetini anlayamadım doğrusu. Doğru ya. Peki be adam, şikayetin nedir? Küflenmiş ve de kurtlanmış peyniri sattı bana bu hoca efendi. Ya. Doğru mu bakkal efendi? Bak işte gör. Şimdi ne olacak halin? Adun, bizim şu kara defteri getiriver hele. İnşallah bizim esnafın yolu Konya kadısına düşmez. Evet. Aman hoca, benim haklı olduğumu söyleyecek 100 tane şahidim var. 100 tane. Ya Adun, sen burada 100 tane şahit görebiliyor musun? Ben 1 tane bile göremiyorum. Siz akşama kadar bana müsaade edin, ben şahitleri gönderirim. Şimdi iş değişti işte. Sen bana şahitlerini gönder, hepsini bir dinleyeyim. Hadi, şimdi siz gidin. Hatun, benim gözüm bu bakkalı pek tutmadı. Daha doğrusu müşterisi doğru söylüyor. Bana da küflenmiş peynir vermişti zaten. Üstelik borç olduğu için de daha pahalıya satmıştı. Neyse hoca Nasrettin. Akşam olsun da esnaf hakkındaki karara bakarsın. Of, daraldım vallahi. Kadımı benim üzerime neden bıraktılar ki? Şöyle bir çıkayım dolaşayım. Ben seni hoca efendiye şikayet edeceğim. Seni. Küflenmiş peynirleri verdin bana. Ben senin ne olduğunu seni, bilirim. Seni bilmez. Ulan dur, sen beni dur, rezil etmek mi istersin? Al sana. Ben sana sorarım. Al sana. Dur. Al sana rezil. Soğan. Al evlat bu baklavayı Nasrettin hocalara bırakıver. Bakkal tarafından 100 şahit gönderildi dersin. Tamam. Hadi yürü evlat. Yemeyesin sakın yolda. Soğan, sarımsak. Soğancı, sarımsakçı. Gülçiçek abla, bakkal Mehmet Efendi tarafından geliyorum. Tepside 100 tane şahit var, bırakıver dedi bunları.
Çok sağ olasın oğlum. Bakkal Mehmet'e söyle, akşama doğru hocayı görsün. Temize çıksın bari. Bari ben de bu şahitleri zimmetimize geçireyim. Baklavayı verdin mi çırak? Verdim usta. Selamını da söyledim. Çok memnun kaldılar. Akşama kalmaz davam biter dediler. Aferin sana, aferin. Aman 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 aman. Of 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 of. Of 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 of. Aman aman aman. Of 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 of. Of of of. Vay 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 vay. Hoca Nasrettin, yorgunluğun belli oluyor. Sana ben sevdiğim baklavadan getireyim. Ne? Şunun tadına bir bak hele. Ne? Baklava mı? Amanın hatun, baklavayı sen mi aldın? Sen de gel ye. Acaba hangi hayır sahibi bu baklavayı göndermeyi akıl etti ya? Dileği neyse Allah kabul etsin. Hoca nasıl etti? Bunları bizim bakkal Mehmet gönderdi. 100 şahit bulamamış da o yüzden yani. Zavallı bakkalımızın ne kadar dürüst çalıştığını gördük. Gülçiçek Hatun, sen de Mehmet bakkalı suçsuz görmüşsen ben de onu Konya kadısına şikayet etmeyeceğim. Davasını düşüreceğim. Yorgunum Beşla. Geldiniz mi? Geldik efendim. Nasrettin Hoca, adaletinize çok güvenmekteyim. Ben dükkanımda bozuk mal bulundurmam. Bana leke gelmesini asla istemem. 100 tane şahit göndermiştim. Herhalde şahitleri dinlemiş olacaksınız. Gönderdiğin şahitler 100 değil, 95 idi. Nasıl olur? Ben tam 100 tane şahit gönderdim. Hoca Nasrettin, bakkal Mehmet doğru söylüyor. Tam 100 tane şahit yollamıştı. Sen yokken şahitlerden 5 tanesinin işleri pek aceleymiş. Olmadığınız için onların ifadesini ben almak zorunda kaldım. Bir daha böyle müşteri şikayetiyle gelmemek şartıyla Konya kadısına seni şikayet etmeyeceğim. Ayrıca müşterilerine yeniden aldığı şey kadar en iyisinden vereceksin. Dava düşmüştür. Hadi şimdi gidin bakalım. Uzakta benim evimin penceresinde yanan bir mum ışığından başka bir şey görmedim. İddiayı kaybettin Nasrettin Hoca. Nasıl iddiayı ben kaybederim yahu? Şartlarımızda ateşte ısınmamak vardı Nasrettin Hoca. Sen bir yolunu bulup mumun alevinde ısındın ya. Hay Allah. Hay benim akılsız kafam. Ya beyler, çok uzaktaki bir mum ışığından insan nasıl ısınır? Ha? Anlaşmayı kaybettin Nasrettin Hoca. Biz ne yapalım? Sen iddiayı kaybettin. Biz kazandık. Şimdi sen vakit kaybetmeden doğru evine git ve bize ısınacağın yemeği hazırla. Peki, peki. Sizi hazırlar sizi. Akşam olmadan bize gelin de yemeğinizi yiyin. Tamam mı? Akşam olmadan sendeyiz hoca. Yiyeceklerin bol hazırla Nasrettin Hoca. Hadi bakalım, hadi hadi. Komşu, kazanınızı bize getir. Misafirlere yemek yapacağım. Vereyim de kazanı komşu, ama sonra geri isterim. Bize de lazım oluyor. Tamam.
Sağ olasın. İşte geldik. Gülçiçek Hanım, Nasrettin Hoca evde mi? Oo, geldiniz mi arkadaşlar? Geçin, şöyle geçin, ben geliyorum. Yemeklerimizi hazırladık mı Nasrettin Hoca? Hazır, hazır. Güzel. Güzel. Yemekler de hazır galiba. Oh, bol bol yiyelim. Aman, aman, aman. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gördük. Bayağı da kalabalık geleceksiniz diye komşudan kazanı ödünç bile aldık. Oh, 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 oh. Bir görseniz. Gülçiçek Hatun, misafirlerin yemeğine ne oldu? Hazırlamıyor musun? Hazırlanıyor bey. Misafirler hele bir soluklansın. Heh, soluklanın beyler. Bugün güzelce kazan dolusu yiyeceğimiz olacak. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Buyurun, oturun, oturun. Hadi, buyurun. Oturalım. Hadi, hadi, hadi. Vay, 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 vay. Vay, 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 vay. Ya arkadaş, gerçekten yemek hazırlanıyor mu acaba ha? Ya söylediler ya. Yemeğin dışında her şeyi yapıyorlar. Bunlar tavuklara yem veriyorlar. Bizle ilgilendikleri yok. Arkadaşlar, Nasrettin Hoca başka işlerle uğraşmakta. Bizimle hiç ilgilendiği yok. Sofrada yemek dahi yok, baksanıza. Nasrettin Hoca, daha bekleyecek miyiz ya? Gülçiçek Hatun, git bak bakalım misafirlerin yemeği pişmedi mi? Aman, 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 aman. Oh. Şimdi birazdan gelecek. Daha var bey. Misafirler iyice soluklansınlar, yemeklerini daha iyi yerler. Soluklanın beyler, soluklanın. Yemeğiniz ocakta. Hadi bakalım. Arkadaşlar, böyle beklersek Konya yerine Anya'yı göreceğiz. Evimizde olsak yemeğimizi çoktan yemiştik. Görüyorum yol yorgunluğu var sizde. Su için de biraz kendinize gelin. Hoca, ayran yok mu ayran? Var var, olmaz olur mu? Yemekle birlikte size ikram edeceğim. Bekleyin, yemeğiniz pişiyor. Hadi bakalım. Merak etmeyin, merak etmeyin. Şuna bak ya. Ya bu kadarına da pes doğrusu. Ben kalkıp yemeği görmek istiyorum. Bize bir oyun oynamasın. Hepimiz gidip bakalım. Bu ne pişmez yemekmiş. Doğru söylüyor. Hayrola beyler, yoksa sıkıldınız mı? Sıkıldık tabii hocam. Söz verirsin geliriz. Bizi böyle boşuna oyalama hocam. Biz yemeği görmek istiyoruz. Elbette yemeği görmek istersiniz. Hadi gelin de göstereyim. Hadi, hadi gelin.
Nasrettin Hoca, bu ne? Yemeğinizi hazırlıyorum yahu. Böyle yemek mi hazırlanır Nasrettin Hoca? Aç kaldık ya. Bizi kandırdın Nasrettin Hoca. Çok ayıp ettin. Ziyafetten kaçmak için iş bu yapılır mı? Yahu hocam, parmak kadar mumun aleviyle koskocaman kazanın altı kaynar mı yahu? Ha insafsızlar. Neden kaynamasın? Mum kazanın sadece yarım karış altındadır. Bunda ne var? İlahi hocam. Günlerce beklesek bu, hatta aylarca beklesek bu kazandaki yemek pişmez, pişmez. Bizi boşuna oyalayıp aç bıraktın Nasrettin Hoca. Peki bütün gece ben dışarıda sabahladım. Ta uzaktaki evin penceresindeki mumun beni bütün gece ısıttığı fikrine nasıl vardınız? Fikir birliğine vardınız. Her şeyi biliyorsunuz da buradaki mumun da bu kazanı pişirmeyeceğini nereden biliyorsunuz be adamlar ha? Haksızlık ediyorsun ama hocam. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Ya bir dakika. Hadi be hocam. Ya. Yürü. Durun beyler oturun. Hiç olmaz. Birazdan bu yemeğimiz olacak. Yemeden giderseniz ayıp edersiniz valla. Mahcup olurum valla. Gitmeyin ya. Hoca Nasrettin. Bunların aklı varsa bir daha seninle bir iddiaya girmezler. Düzenbazlık yapmazlar. Bu onlara ders olsun. Gülçiçek Hatun, bunlar oyunlardan bıkmazlar. Yine de bir şeytanlık düşünüp karşıma gelecekler. Hoca ne yapıyor böyle han? Balık tutacak hoca, başka ne yapacak? Yoğurdu niye böyle getirip göle atıyor? Hoca tüm balıkları tutmak için böyle yapıyor. Bilemediniz beyler, bilemediniz. Neyi bilemedik hocam? Göle yoğurt mayası çalıyorum, görmüyor musunuz? Sen delirdin mi yoksa hocam? Bu göl senin tutacağın maya ile hiç yoğurt haline gelir mi hocam? Hiç göle çalınan maya tutar mı ya? İddiaya var mısınız? Ya tutarsa? Ha? Ne iddiası hoca efendi? Ben diyorum ki bu göl mayalanırsa nesine iddiaya giriyoruz ha? Güzel bir ziyafete ne dersiniz ağabeyler? Anlaşılan gene hoca kafayı üşüttü. En iyisi biz buradan gidelim. Hocanın sağa solu belli olmaz. Ne yapar eder bizi oyuna getirir. Hadi gidelim. Doğru. Hadi yürü. Hay Allah. Ben ne dedim ki bunlar böyle çekip gittiler. Gel bakalım hanım. Hoca Nasrettin, Hoca Nasrettin. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Kazanımızın işi bittiyse eğer bir zahmet verir misin? Akşam bize de lazım kazan. Kazan, doğru ya. Kazanı ödünç olarak bize vermiştiniz. Bekleyin kazanı getireyim. Al kazanını. Bunlar da diğerleri. Bunların bir tanesi bizim Nasrettin Hoca. Diğerleri ise sizin. Ne dersin sen komşu? Bunların hepsi sizin. Bizim hatun size söylemedi mi? Neyi? Geceleyin sizin kazan doğurdu. Bunlar onun yavruları. Bizde neden kalsın ki? Alın gidin. Bunların hepsi sizin. Yani şimdi bizim kazan doğurdu mu hoca efendi? Sizin kazan doğurdu. Ben değil ha. Bunlar da yavruları. Neyse yavrular da elbette bizimdir değil mi hoca efendi? Evet. Alın bunları güle güle kullanın. Hepsi hadi yüklen sizin. Bakayım hatun yüklen. Kal bakayım şunları. Götür. Hadi. Hadi görüşürüz hoca efendi. Hadi uğurlar olsun. Ya güle güle. Çok mu? Gözüm. Kazanın çocuklarını bile bize ver diyor. Ha.
Ya Hoca Nasreddin, bizim küçük kazanları göremedim. Sen yoksa birilerine mi verdin? Komşunun aklını ölçmek için onun kazanın yanında bizim kazanı da verdim. Bu ne biçim akıl ölçmek hoca? Gene gitti bizim kazan. Öyle değil kazın ayağı. Hatun, ben komşuya kazanı verdim. Bizim kazanı da onun kazanın yavrusu diye verdim. Ne yavrusu? Kazandan yavru olur mu? Olur hatun, olur. Doğuran kazanın yavrusu olur. Aklım ermedi ama senin yine bir bildiğin vardır. Vardır tabii. Nasılsınız komşu? Kazan ne durumda? İyiyiz hoca. Kazan da görevini yapıyor. Maşallah maşallah. Bize kazanınız lazım. Hemen vereyim Nasrettin hoca. İnşallah bu sefer de gebe kalır da ikiz doğurur. İnşallah inşallah. Sağ ol, al hoca. Ama bugün işim bittikten sonra getireyim mi? Bize de lazım. Ha, sen hiç merak etme, alırsınız. Zaten ufak bir işimiz var. Tamam hoca. Hemen getiriyorum. Güle güle. Sağ olasın, sağ olasın. Komşu, bu sevinç ne? Nasrettin Hoca'ya kazan verdim. Komşu, sevinmek bunun neresinde? Bilmezsin komşu. Nasrettin Hoca kazan istedi. Ben de verdim. Sonraki gün istemeye gittim, iki kazan birden verdi. Neden iki kazan versin ki? Ben de ilk önce şaşırdım. Ama şaşırmama ne hacet? Benim kazan akşamleyin doğurmuş. Hiç kazan doğurur mu? İşte sen de öğrendin. Kazanımız doğuruyormuş. Şimdi gene Nasrettin Hoca kazan istedi. Eğer gebeyse doğumu olacak. Ben de böylece iki kazan birden alacağım. Gel bakalım hatun, gel. Allah Allah. Nereye hoca efendi? Ya ben pazara gideceğim. Ben kazanımı almaya geldim. Ne oldu? Dizlerin mi ağrıyor? Hiç sorma, hiç sorma komşu. Sizin kazan sizlerin. Cenazesinde acele kaldırıp gömdük. Ne diyorsun hoca efendi? Akıllı ol, ağlama. Yahu sen çocuk mu kandırıyorsun ki? Cansız kazan nasıl ölür? Be adam, cansız kazanın doğurduğuna inandın da öldüğüne mi inanmıyorsun? Be! Ne oldu hatun, ne diye üzülüyorsun? Vah vah, benim zavallı kazan. Hani bir şey yoktu, daha gencecikti. Yürü be, yürü canımı sıkma kadın be, yürü hemen. Hoca, ne yapıyorsun? Odun kesiyorum, görmüyor musun? Kendi bindiğin dalı kesiyorsun ya. Ya be adam, ne cahilsin sen ya. Allah Allah. Allah Allah. Hoca kendi bindiği dalı kesiyor. Birazdan düşecek. Adama cahil dedim. Herhalde buradan geçen erenlerden biriydi. Oh,
Nasıl da erenlerden olduğunu anlayamadım. Tüh benim bu kafama. Madem ki benim ağaçtan düşeceğimi bildi, öleceğim zamanı da bilebilir. Allah Allah. Oy 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 oy. Aman. Hey erenler, kurban olduğum bir dur yahu. Sen ermiş adamsın. Sen iyi misin hoca? Şükürler olsun iyiyim. Benim ağaçtan düşeceğimi bildin. Benim öleceğimi de bilirsin. Ne olur bana bunu söyle de ben de hazırlıklı olayım. Ya hoca git işine. Kim öleceği günü bilmiş ki? Ben bileyim, sen bilesin. Yahu ben seni bilirim. Erensin, eren. Söyleyene kadar peşini bırakmayacağım. Söyle, ben ne zaman öleceğim? Tamam, buldum. Söyle. Öleceğin günü şimdi söyleyeyim sana. Söyle. Eşek, iki defa anırırsa... Bil ki senin ecelin gelmiş, orada öleceksin. Eyvah, 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 eyvah. Ben benim eşeğin inadını bilirim. Benim ölümüme de o sebep olacak. Vay eşek. Sağ olasın, sağ olasın. Neyse. Hadi rast kıl hocam. Hadi uğurlar olsun. Ben öleceğim galiba. Bu eşek bana dünyayı zindan edecek yahu. Gözlerim dönüyor. Ben öleceğim galiba. Amanın, amanın. Muhteremi buraya gömelim. Yahu tabutun önünde mi olmam lazımdı yoksa arkasında mı? Bilmem. Ya hoca efendi olsaydı şimdi sorardım. Yahu sorun sorun. He? Sorun diyorum. Ana. Sorun. İndirin 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 indirin. İndirin. Ya açsanız da. Ses tabuttan geliyor. Allah Allah. Hoca Nasrettin'in sesi bu. Ya o açın şunu hadi. Aman. Verin kavuğumu yahu. Allah Allah. Allah Allah. Aman. Ey rahmetli hoca efendi. Ya hoca Nasrettin.
Merak ettik de. Tabutun acaba sağından mı gitsek doğru olur yoksa solundan mı diyoruz? Yahu be adam, bunun içinde olmayın da neresinden giderseniz gidin yahu. Ah koca Nasreddin, ah cüce Nasreddin.